Makatta mantar nedir? Makat bölgesinde mantar enfeksiyonu, tıpkı vücudun diğer bölgelerinde olduğu gibi, mantar organizmalarının cilt üzerinde kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucu ortaya çıkar. Bu durum genellikle Candida türü mantarlardan kaynaklanır ve hem rahatsız edici hem de tedavi edilmezse ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Makatta mantar belirtileri nelerdir? Makatta mantar enfeksiyonunun belirtileri aşağıdaki şekilde sıralanabilir: Kaşıntı, makat bölgesinde yoğun bir kaşıntı, mantar enfeksiyonunun en yaygın belirtilerinden biridir. Kaşıntı özellikle gece saatlerinde artabilir. Kızarıklık ve tahriş, enfekte olan bölgede kızarıklık ve ciltte tahriş meydana gelebilir. Bu kızarıklık genellikle sıcaklık ve nem ile daha da kötüleşir. Yanma hissi, makat bölgesinde yanma hissi oluşabilir. Bu his özellikle cildin sürtünme yaşadığı durumlarda artabilir. Şişlik ve kabarcıklar, cilt üzerinde kabarcıklar ve hafif şişlikler meydana gelebilir. Bu kabarcıklar patladığında ciltte daha fazla tahriş ve acı oluşabilir. Ciltte beyazımsı tabaka, mantar enfeksiyonu olan bölgede beyazımsı bir tabaka oluşabilir. Bu tabaka ciltte pütürlü ve kalınlaşmış bir görünüm yaratabilir. Makatta mantar için neler yapılabilir? Makat mantarı tedavi edilebilir bir durumdur ve aşağıdaki adımlar bu süreçte yardımcı olabilir. Hijyen, makat bölgesini temiz ve kuru tutmak çok önemlidir. Günde birkaç kez, özellikle tuvalet sonrası bölgeyi ılık su ile yıkamak ve iyice kurutmak gereklidir. Pamuklu iç çamaşırı kullanımı, pamuklu iç çamaşırları tercih ederek bölgedeki nemi minimumda tutabilirsiniz. Sentetik kumaşlardan kaçınmak mantarın yayılmasını önlemeye yardımcı olur. Mantar kremleri, doktorun önerdiği antifungal, mantar önleyici kremler enfeksiyonun tedavisinde oldukça etkilidir. Bu kremler mantar hücrelerini yok eder ve cildin iyileşmesini sağlar. Probiyotik takviyeler, probiyotikler bağırsak florasını düzenlemeye ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir. Bu sayede mantar enfeksiyonlarının tekrarlama riski azaltılabilir, dengeli beslenme, şeker ve işlenmiş gıdalar mantar enfeksiyonlarını tetikleyebilir. Diyette şekerli gıdalar azaltmak ve lif açısından zengin yiyecekler tüketmek önemlidir. İlaç tedavisi, eğer mantar enfeksiyonu şiddetliyse veya tekrarlıyorsa, doktorunuz oral antifungal ilaçlar reçete edebilir. Bu ilaçlar vücuttaki mantar enfeksiyonlarını sistemik olarak tedavi eder. Ne zaman doktora başvurmalı? Makatta mantar enfeksiyonu belirtileri şiddetlenirse, enfeksiyon başka bölgelere yayılırsa veya belirtiler birkaç hafta içerisinde iyileşme göstermezse bir sağlık profesyoneline başvurmak önemlidir.